yapma fırsatı bulduk. Bunu sanırım sektörlere de yayılıyor. Yani mesela en son yaptığınız veteriner Fakültesi fakültesinin kongresi, evet. ev sahipliğinde bir kongre yaptınız. Adada bir tane veteriner fakültesi, o da Evet. yakın üniversitesinde. Ama bunun vesilesiyle, bu münasebetle adaya yüzlerce veteriner hekim Tabii geldi, ki bilim adamı geldi, bizimkiler de hayvancılığa katıldı. olan, evet hayvancılığa bir nebze bir şeyler katıldı. Tabii ki zaten kongre turizmin en önemli kısmı bilime olan katkısı, sektöre olan katkısı ve turizme katma değeri olan katkısı. Bu üç sacı ayak üzerinde şekilleniyor. Yani bir kere sektöre örneğin bizim son yaptığımızdan bahsedersek sürü sağlığıyla ilgili ya da dermatolojide bahar günleriyle ilgili kongreler yapmıştık ve ülke hayvancılığının gelişmesi için de dünyadaki yenilikleri, gelişmeleri burada tartışıldı. Konunun uzmanları tarafından tartışıldı ve bizim yetiştiricilerimiz, veteriner hekimlerimizle birlikte dünyadan, Türkiye'mizden gelen veteriner hekimler bir araya gelerek dünyadaki bu anlamdaki gelişmeleri izleyebiliyorlar. İşte bu bizim Kuzey Kıbrıs'ta eğitim adası olan ülkemizde dünya akademik hayatına önemli katkılara yapma ya bir daha vesile yaratıyor kongre turizmi. İşte elbette ki kongre turizmine katılanlar biz biliyoruz ki ortalama bir tatil yapan turistten yaklaşık 4 kat daha fazla bir katkı veriyor ülkeye. Yani daha fazla para bırakıyor, daha Evet. fazla katma değere dönüşüyor Evet. onların harcamaları. İşte bu anlamda da seçilmiş önemli ve sürdürülebilir bir turizm şeklidir ve bugün dünyada önemli bir destinasyon haline gelmiştir. Gerek fiyatıyla gerek sunduğu yüksek kaliteyle Kuzey Kıbrıs ve otelleri bugün gerçek manada bakıldığında kongre turizminde önemli bir hal Evet, evet. almış ve önemli bir Evet. ülkesi için fırsat yaratmıştır. Evet. İkincisi medikal turizm biliyorsunuz Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte başta mütevelli heyeti başkanımız Sayın Yardımcı Doçent Doktor İrfan Günsel'in öncülüğünde dünyanın pek çok yerinde başlattığımız ve halen daha sürdürdüğümüz uluslararası ilişkiler ve ülkemizin medikal turizm olanaklarını tanıtmamızla birlikte Kuzey Kıbrıs sadece tatilini yapmak için ülkemizi seçen turistlerle değil, sağlığını kazanmak için, sağlık hizmeti almak için de ülkemize gelen turistlerin akınına uğramaya başladı. Yani daha spesifik anlatmak gerekirse, örneğin bugün kanserde, kalpte, ortopedide ve diğer pek çok alanda Kuzey Kıbrıs'a dünyanın pek çok ülkesinden, Avrupa'dan, Orta Doğu'dan pek çok ülkesinden insanlar şifa bulmak için aileleriyle birlikte gelmekte. Ve burada gerek Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ndeki en son teknolojiyi kullanan cihazları, çok konusunun uzman hocaları ve güncel bilgiyle bezenmiş ortamında güler yüzlü çalışanlarıyla ve adamızın sessiz sakin olması, güvenli olmasının da verdiği manevi bir doygunlukla Kuzey Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile medikal turizmde de bir çekim noktası, bir alternatif turizm bölgesi olma yolunda emin Evet. adımlar atıyor. Evet. Ve bunun da aslında dünyada selamlanıyor olması gerek kurucu rektörümüz gerek mütevelli heyeti başkanımızın başkanlıklarında üniversitemize ve hastanemize verilen uluslararası kalite Ödülleri. belgeleri ve ödülleri bugün Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin Kuzey Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs'ın aslında özelinde dünyadan kabul ettiği medikal turizm turistleriyle yani sağlık hizmeti almak için ülkemize gelen uluslararası ve Türkiye'mizden hastalarımızla sağlık turizminde önemli bir kavşak, önemli bir destinasyon Evet. olmaya yolunda ciddi adımlar atıyor. Şimdi zaten asıl önemli olan Türkiye'den izleyicilerimize şunu da ben anlatmak istiyorum. Evet. Sizin vasıtanızla sosyal yani SGK dediğimiz Sosyal Güvenlik Kurulu'na yakın üniversite hastanesinin bağlanmış olması.